Yarı eşdeğerlik noktasındaki pH'i hesaplayınız. İsterseniz öncelikle yarı eşdeğerlik noktasının ne olduğunu hatırlayarak başlayalım. Eşdeğerlik noktası, titreden eden çözelti yani bu örnekteki hidroklorik asitin potasyum sorbatla yani titre ettiğimiz maddeyle tamamen tepkimeye girdiği noktaydı, öyle değil mi? Bu durumda yarı eşdeğerlik noktası da potasyum sorbatın yarısının sorbik asite dönüştüğü noktadır. Bunu potasyum sorbatla sorbik asitin konsantrasyonlarının aynı olduğu nokta olarak da düşünebilirsiniz. Peki sizce bunu pH ile nasıl bağlantılandırabiliriz? Soruyu çözebilmek için başka bir bilgiye sahip miyiz bir bakalım. Bu gibi durumlarda yani takıldığınızı hissettiğinizde başka bir şey verilip verilmediğine bir kez daha bakmanızı öneririm. Burada bize sorbik asidin K'sı 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak verilmiş. Evet, sizce sorbik asitin ile yarı eşdeğerlik noktası pH arasında bir ilişki kurabilir miyiz? Buna ek olarak burada bir sürü formül de var. Aslına bakarsanız serbest cevap bölümünün ilk birkaç sayfasında kullandığım formüllerin ve kullanılan gösterimlerin hepsi mevcut. Bunların arasında ilgi çekici olan Henderson Hasselbach denklemi olarak da hatırlayacağınız işte buradaki denklem. K'nın tanımını kullanıp ifadeyle biraz oynayıp iki tarafın negatif logaritmasını alıp buna benzer şeyler yapmaya devam ederseniz denklemin ispatının daha zor olmadığını görebilirsiniz. Eğer merak ediyorsanız Khan Akademi'de bunlarla ilgili videolar da var. İsterseniz önce onları izleyebilirsiniz. Her neyse. Bu denklemin güzel olan tarafı pH, pK, bir asit ve konjüge bazının konsantrasyonlar arasında ilişki kurması. Peki bu ilişkiyi nasıl kuracağız? Yarı eşlerlik noktasında asit ve konjüge bazın konsantrasyonları aynı olacak. Başka bir deyişle bu ve bu birbirini götüreceği için burada 1 elde edeceğiz. 1'in logaritması da 0 olduğu için denklemin bu kısmı elenmiş olacak ve böylece yarı eşdeğerlik noktasında pH'ın pK'ya eşit olduğunu bulacağız. pK neydi? K'nın sorbik asidin K'sının 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 5 olduğunu vermişlerdi. 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 5. Ve K dediğimizde de asidin bozulma sabitinden bahsettiğimiz için burada sorbik asidi kullanıyoruz. Bu iki konsantrasyon aynı olacak demiştik. pK'yı bulmak istediğimizde ise bunun negatif logaritmasını almamız lazım. Hemen not ediyorum. pK eşittir K'nın 10 tabanında negatif logaritması. Evet, tüm bu formülleri birinci sayfada bulabilirsiniz. Eşittir eksi 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 5'in 10 tabanında logaritması. Hemen hesap makinemi çıkarayım. 1,7 çarpı buradaki 2 büyük e'ye basacağım. 10 üzeri eksi 5. 10 tabanda logaritması almak için de bu tuşu kullanacağım. Hesap makinelerinin logaritma tuşları standart olarak 10 tabanında logaritma alırlar. Bir de negatifini alırsak sonuç olarak... 4,77'ye eşit. Yaklaşık olarak 4,77. Ve bitti. pH ve pK yaklaşık olarak 4,77'ye eşitmiş.